Günaydın, günaydın. Hızlı bir günaydın. Kahvaltı hazır, bizleri bekliyor. Sizlere de hemen ufakça göstereyim. Sonra izlediğim zaman etlerken çok canım çekecek ama... Vlog, vlog. Ekrem Yaman'ımız da yerini almış. Kahvaltımızda yok yok yine arkadaşlar. Efsane... Mıhlama mıydı? Kuymak. Mıhlama dedi. Kuymak, mıhlama. Evet, güzel yine. Evet, kahvaltımız bitti. Çok da güzel bir kahvaltı yaptık. Ve bir vlog içi kargo açımı yapacağız. Gördüğünüz gibi Nike'tan bir kargomuz var. Bu kargonun içinde de hatırlarsanız son çekiliş kazananlarımız daha doğrusu vardı. Onlara belli ürünler aldık. Bu ürünler geldi. Şimdi hızlıca açalım. Neler varmış görelim. Kargo aşırı hafif geldi bu arada arkadaşlar. Neden? Çünkü ayakkabı 40 numara. Kazanan takipçimiz 40 numara istedi. Hemen onu açalım istiyorum. Full for sport kısmını seviyoruz. Evet, şöyle açalım. Hatırlarsanız 5 adet ürün vermiştik. İkisi benim type'larımda, onları gönderdim kazananlara. Bunlar ise direkt Nike'tan kazananlar. Bir tane basketbol beyaz site'ımız var. Güle güle kullansın diyorum. Çok pahalı ama çok da güzel bir tight. Umarım güzel eskitirsin, keyifle eskitirsin. Bir adet hatırlarsanız Jordan Jumpman Diamond şortu hediye edelim demiştik. Bu da medium. Biraz takipçilerimiz küçük giyiyormuş. O yüzden de bayağı kargo hafif geldi. Bunu da güle güle giysin diyorum. Aynısı bende var. O yüzden açmayacağım. İlk başta açma keyfini o takipçilerim yaşasın. Ama ayakkabıyı gösterelim. Ayakkabıyı gösterelim. Baksana minnacık. Ay ne kadar küçükmüş. Evet. Güzelmiş. Bize de böyle olsa daha güzel olur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen gösterelim. 40 numara 8.5 yapıyor. Bayağı iyi. Bayağı 8. iyi. Kyrie istemişti. Bakalım nasılmış Kyrie 7'yi. Bendekini gördünüz. Şimdi ikinci bir Kyrie görme zamanı geldi diye düşünüyorum. Yine güzel kutusu. İncelemesi de mevcut kanalda biliyorsunuz. İzlemek isterseniz yukarıdaki i harfine koyuyorum. Ve Kyrie 7. Bu rengi daha güzelmiş. Black. Bence bu rengi daha güzel. Ne kadar küçük. Çok küçük geldi. Evet, 40 numara bayağı küçük. Kaç yaşındaymış acaba? Bilmiyorum. Yaşını konuşmadım. Yani 40 numara olduğuna göre yaşı da gençtir diye tahmin ediyorum. Altta 40 numara yazıyor. Yine efsanevi Kyrie tabanı. Bayağı güzelmiş yalnız arkadaşlar. Dışarıda, okulda, herhangi bir yerde giyilebilecek tarzda. Sadece kırmızı bir şöyle... Ben çok beğendim. Koymuşlar. Beğendin siyahını. Mi? Evet. Güle güle kullan kardeşim. Ben en yakın zamanda bu üçünü de göndereceğim. Sağ olsun da en ucuz Kyrie istedi benden. Yani fiyatına bakmış mıdır bilmiyorum ama beğendiği Kyrie'yi söyledi. Bu Kyrie ilk başta 999 mu? 1000 liraya çıktı. Bundan sonrakiler 1100'e çıktı. Şimdi 1200 küsürlere geliyor. Yani her defasında hatta 1300'lere geliyor. Her defasında artıyor. İyi ki de çekilişi o zaman yaptık. Yakında bilmiyorum bu tarz güçlü bir çekiliş yapabilir miyim? Biraz beni yordu arkadaşlar. Artık 100 binde yaparız bir dahakine herhalde. Bilmiyorum, bayağı yordu. Şortlar da pahalanmıştı, taytlar da pahalanmıştı. Kargo için ayrı masraf, işte çekiliş için ayrı masraf. Bunları anlatıyorum ki hani bir daha çekiliş yapamazsam siz de bilin. Çünkü cidden zorlandım birkaç ayda bir hep çekiliş yapıyorum biliyorsunuz. Ama yine Instagram'dan aldıklarımdan çekiliş yapacağım. Ben aldığımı göndermeyi seviyorum. Instagram videoları için biraz daha ucuz ayakkabı olunca daha çok verebiliyorum ama buradaki çekilişler beni çok yordu dediğim gibi. Evet, böyleydi. Bunu ayrıca bir kargo açımı yapmak istemedim. Şurada kardeşlerim çünkü ilk defa kendileri yaşasınlar bu hissi. Ama ayakkabıyı gösterdik. Durumlar böyle. Biraz vloglarda anlatmayı seviyorum o yüzden. Kendi halimi, düşüncemi, neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi yemeğimizi yedik, dışarı çıkmayı düşünüyoruz. Biraz kar yağdı. Onun dışında eğlenceli tarzda bir vlog yine yapmaya çalışacağız. Sizin sevdiğiniz gibi, her zaman olduğu gibi. Ekrem ilk defa kara dokunacak. Evet, kara basar. Evet. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Bu arada üstümdekiler de arkadaşlar, Trendyol'dan aldığım eşortman ve sweatler, birkaç tane böyle şu sıralar alışveriş yapıyorum ama çok bunu gösteremiyorum. Vlog'a bekledim, kargo açım yapacak şekilde büyük olmadığı için. Sizlere de daha çok paylaşmayı düşünüyorum. Ben alır almaz, bakın burada indirim var, burada indirim var diye Instagram'da yapacağım. Hani kaydırmalı swipe up'lar yapacağım. Takip etmiyorsanız takip edin, bundan sonra daha bu noktaya önem vereceğim. Çünkü birkaç tane abi sen alıyorsun, biz alamıyoruz diye evet, şikayet etmeye söyledim. Evet, haklılardı, ben bir şey demiyorum. Ya biraz tembellik, biraz da unutkanlık galiba benim yaşadığımda. Bundan sonra ama onu daha iyi yapacağım. Hani alır almaz bakın aldım veya almayı düşünüyorsam da yine yapmayı düşünüyorum. Instagram'dan o yüzden takiplerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Zara'dan bir tane mont aldım bence, hazır böyle başladık bir şeyler göstermeye. Onu da gösterelim. Evet, bir tane burada var. Ha, bir tane Zara'dan direkt aldığım mont var. Ondan önce son zamanlarda bakın mesela aldım bunu geri iade edeceğim. Bir tane yine sivet vardı. Sivete ve eşofmanlara çok taktım. Şu sıralar yeni şeyim o. Bir tane daha bakın şöyle almıştım. Yine gri. Hani hem evde giymelik gibi
Biraz da böyle vloglarda artık daha temiz, daha güzel şeyler giyesim var. Gerçi sanki bir şeyim yok. Yani sen de çok ilginçsin. Eskitmekten korkmayacağım şeyler, öyle söyleyeyim ya. Biraz da hem uygun, dediğim gibi bunları da Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Yine aslında bunun da hoodie'nin üstüne giymelik. Bunu düşünmüştüm. Bir tane bakalım. Fena değil, güzel, bayağı hoşuma da gitti kumaşı. Neymiş fiyatlarını söyleyelim. X'ler çaldım. 400'den 250'ye düşmüş. Yani Zara'nın ilk indirimi var biliyorsunuz. Bundan sonra birkaç indirim daha alıyor. Ama sonra da beden kalmıyor, onu beklersin. Sonra da beden kalmıyor. Ondan sonra da beden kalmıyor. Bir sürü beğendiğim şey olmuştu ama hiçbirinde bedenimi bulamadım. Şu şekilde, ne diyorsunuz? Hafif oversize gibi içine kalın bir hoodie ile giymelik. Hatırlıyorsanız en son kargo açımlarından birinde Jordan mont açtım. Hani böyle bir şey hayal etmiştim. O biraz daha büyük, iri iri geldi. Ama şu nasıl sence? Güzel. Bu gayet iyi gidiyor. Güzel. Böyle takılmalık. Hatta bugün dışarı çıkarken bunu giyebilirim diyeceğim ama üşür müyüm? İçine kalın olursa üşürsün. İçime kalın giyerim işte. İçime kalın giydiğimde, üstüme çok kalın giydiğim zaman bunu altıyor. O yüzden böyle hafif farklı incelikte olan şeyleri almayı istiyorum. Mesela bunu mağazadan aldığım için swipe up. Aslında yapabilirim. Biraz araştırmam lazım. İnternetten bulursun linkini. Üşeniyorum işte. Biraz üşengeçlik var arkadaşlar ama yok, buna ciddiyet vereceğim. Çünkü birkaç kişi dedi yani, abi sen alıyorsun, sen aldıktan sonra beden kalmıyor. Haklısınız kesinlikle. Daha böyle dinamik ilerlemeyi istiyorum. YouTube biraz daha malum geç oluyor. Ama hani bir kez koyuyorsunuz uzun süre gidiyor. Instagram ise daha böyle hızlı tak 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 tak. Ama yapacağım, merak etmeyin. Hadi o zaman. Daha bir şeyler gösterecek miydim ya? Aklımda bazen işte oluyor. Ha, buna kargo açımı yaparım. Bunu şunun şeyini giyim almıştın, yeşilini. Ha, bunun aynısının da yeşilini aldım arkadaşlar. 60-70 liralar gibi uygun fiyatları var. Üstümdeki 250-300'den 89'a mı ne düşmüştü? Ya yani gerçekten... Trendyol'da çok güzel indirimler yakaladım. Yakalar yakalamaz aldım. Ay, ah, arkada yapıyor? Bir şeyler var. Ne yapıyor bu? Oğluşum. Bir suçlu yakaladık. Dedededen. Dededen. Ah. Ah. Küçük mıydık senin? Oğluşum. 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 Kamera gördün mü? Bu da YouTuber. Bunda da YouTuber şeyi var. Kameralardan kaçmıyor. Hah, ne? Bu istik senin. Oo, evet, dokunun oğlum. Dokun. Şu anki trendimiz bu arkadaşlar. Bir şeylere dokunma. Parmaklarıyla parmak kaldırıyormuş gibi dokunma. Ay seni yerim seni. Yerim seni. Hah, yerim seni. Hah, emekli yavrum. Küçük. Hadi bakalım. Ne var orada? O odada ne var? O odada ne var oğlum? O odada hop, ayakkabılar var. Ayakkabılar var o odada. Evet, durumlar böyle. Hadi şimdi dışarı çıkalım bakalım. Biraz çocuğumuz oksijen alsın, kar görsün. Saçlarım da çok uzamış. Bir sonraki vlogda muhtemelen kestirmiş olurum. Peşimden gel. Geliyor bu. Ah, çin 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 çin. Ah, ısırasım geliyor. Kendimi zor tutuyorum arkadaşlar ya. Gerçekten böyle. Isırıyorum ağzını, yüzünü. Şap 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 şap. What's up? Dışarı çıkmaya. Sanki dışarı çıkıyoruz da nereye çıkıyoruz? Parka çıkacağız ama. O kadar özlemişiz ki arkadaşlar bir yerlere gidip gelmeleri. Özgürlüğü, hani yasaklardan dolayı, koronadan dolayı. Doğru düzgün bu sene hiç ne giyinebildik, ne aldığımız ayakkabıları. Adam akıllı dışarıda eskittik, kıyafetler de aynı şekilde. Ufak bir dışarı çıkacak olsak, hadi diyoruz hadi giyinelim edelim. Hoşumuza gidiyordu özellikle eşimle de benim. Hani vlogları da bu yüzden zaten hep çekiyorduk. Geçmiş vloglara bakarsanız. Hep işte AVM'lere gitmeler var veya eğlenceli içerikler oynatma listesine bakarsanız aynı şekilde. Hadi diyorduk bir dışarı çıkalım, bir kafa dağıtalım, hadi güzel giyinelim giderken. Kendi. Mantığımız hep öyle oluyordu. İşte bu sefer artık giyinemiyoruz. Bu yeni aldığım, en yeni aldığım Paris. Bayağı güzel, sağlam bir hoodie. Altta yine son aldığım arkadaşlar. Jays. Üstüme de şimdi Zara giyineyim, bakayım nasıl oluyor. Yo. Yo yo yo. Evet, gayet güzel oldu. Kafamdaki görüntüyü az da olsa yakalamış oldum. Siz ne diyorsunuz? İçim bayağı kalın olduğu için arkadaşlar üstüme sadece şu şekilde mont ceket. Gayet güzel. Asıl sıkıntı şu an ayakkabı ne giyeceğiz? Asıl olay o. Aslında benim böyle bunların altına biraz daha hani bol dökümlü şu an olduk. Böyle Jordan 35'i falan giymek var da. Ama dışarıda da işte onu kirletmek istemiyorum. Keşke bir AVM'ye gidiyor olsaydık. Şu güzellikleri giyebilirdim bence. Güzel de olurdu, ne dersiniz? Böyle beyaz geliyor ve bir anda bam ben buradayım diyen. Veya LeBron'larımı bile giyesim geldi. Veya LeBron 15'ler efsane giderdi şu an. Onları da düşündüm. Jordan 11'ler aynı şekilde. Sence? Ah yerim. Oğluşum. Oğluşum.
Sen kar için hazır mısın? Ah sen ne giydin böyle, astronot olmuşsun sen. Astronot, kara değil de sanki uzaya çıkacak gibisin. Seni yerim seni. Evet, yalnız yine kameramızın şarjı bitiyor. Süper. Evet, bu kombini en güzel tamamlayacak şeyi buldum. Oh yeah. Winterize Retro 4'ler. Madem kışlık diyoruz, biraz kirleteceğiz belki ama neyse, eve gelir gelmez hemen temizlerim. Kutusunu öyle koyarım. Bugünlerde giymeyeceğiz de ne zaman giyeceğiz değil mi yani? Kesinlikle. Kesinlikle. Oğlum, ne oldu sen? Sen ne oldun? Ha, sevmedi. Beni alın kucağınıza diyor. Sen kucak çocuğu musun sen? Ha? Karatayım sana. Ay, bak bak bak. Ah, ah, o neydi öyle? Bana şiddet uygulamayın diyor. Ekrem çok huzursuz oldu arkadaşlar. Gerisin geri eve dönüyoruz. Aslında hava mükemmel. Evde tıkılıp kalmaktansa böyle kimsenin olmadığı ortamlarda bulunmak, dışarıda bulunmak çok daha güzel. Bir defa kar görsün dedik ama pek tutmadı. Evet, eve şu an geri dönüyoruz. Aferin. Çok beğendi. Çok beğendi. Zorla oynatmaya çalışıyorlar. Ekrem'in dışarıya daha çok alışması lazım kesinlikle. Neyse, güzel gittik, gelmiş olduk. Dişinin bu halini kaçırmak istemedim. Şu sıralar bilmiyorum dikkat eden var mı, çok kilo aldı arkadaşlar. Böyle sürekli miskin miskin yatıyor gündüzleri, geceleri de bizi uyutmuyor. Bızdık. Ama seviyoruz seni. Seviyoruz seni. Yarım gözle de izliyor hala. Evet, evet. Oh, NBA'mizi attık. Bugün 4-5 oyun oynayabildim. Bayağı özlemişim. Uzun süredir fazla oynayamıyorum arkadaşlar. Hiç zamanım olmuyor. Genelde hep böyle go 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 go. Maalesef hem baba olmak, eş olmak ve birçok sorumluluğun olması benim zamanımı tabii ki çoğunu alıyor. Spor salonları kapalı olmasına rağmen zaman bulamıyorum. Bir de spor salonları açık olsaydı, spora gidiyor olsaydım falan ne yapacaktım? Kim bilir, sürekli ama bir çekim halindeyim. Onu çekmem lazım, bunu yapmam lazım. Böyle çok fazla iş var. Biraz rahatsız etmeye başladı beni arkadaşlar. Bilmiyorum yani, hep böyle bir şeyler yapmam gerekiyormuş hissi çok sağlıklı gelmemeye başladı artık bana. Bilmiyorum ne yapsam, ne etsem, kanalı bıraksam mı, yavaşlatsam mı diyorum. Ama yavaşlatmak da istemiyorum aslında. Hani bu benim severek yaptığım bir şey ama gitgide sorumluluk olmaya başladı. Yapmazsam kötü hissetmeye başladığım bir şey olmaya başladı. Bilmiyorum ya, bu sene değişik bir sene olacak tahminim. Onun dışında sanki tek kanal bana yetmezmiş gibi ikinci kanalı da açtım arkadaşlar bu arada. Muhtemelen bunu izlerken ilk videom yüklüdür veya belki ikinci videom bile yüklü olabilir. Akgen Robotics kanalını açtım. Linkini aşağıda bırakıyorum. Robotik kodlamayla alakalı, kod yazımı ayrı, elektronik kısmı ayrı. Daha ilk videolar yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu ayrı, benden ayrı, farklı insanlarla birlikte çalışmış olduğum daha bu kanaldan çok daha farklı bir şey olacak tabii ki. Takip etmek isterseniz aşağıya link bırakıyorum. Robotik kodlamaya merakı olan veya merakı olmasını isteyenler için güzel bir hobi olabilir. Uzun zamandır bu kanalı açmaya çalışıyorduk. Anca şimdilere kısmetmiş diyelim. Evet, yetmezmiş gibi bir de öyle bir sorumluluk aldım üstüme. Onun çekimleri, onun planlaması. Bir de bu kanalların tamamının yükü bende arkadaşlar. Hani planlamadan, fikirlerden tut da onu nasıl sunacaksın, çekimi, sonra da editi çok zaman alıyor. Bir de işim olmasa yine sıkıntı değil. Yani tek YouTube geliriyle ayakta kalabilecek durumda olsam sıkıntı yok. Bir de ben 8.30-6.30 çalışıyorum hafta içi 5 gün. Zaten yasaklardan şundan bundan çok zor, dışarı çıkmak zor, bir şeyler yapmak zor. Hani temelde yaşadığım problemler bunlar. Bilmiyorum, hani değer değmez muhabbetlerindeyim şu anda. İlerleyen zamanlar ne gösterecek bilmiyorum. Hani bu kanalı acaba sadece böyle hani ayakkabıları al incele, ona mı çevirsem diyorum, neler yapsam diyorum. Çünkü gerçekten getirisi çok düşük arkadaşlar. Hani zamanımın karşılığını alamıyorum gibi hissetmeye başladım. Hani ilk başlarda olacak oluyor, hadi tamam falan bir motivasyonla çıkıyorsunuz yola. Ama daha sonradan bakıyorsunuz ki yani çok
çok da bir şey olacağı yok gibi. Şu an maalesef bu ayakkabı dahisi kanalı için bunu hissetmeye başlıyorum, bilmiyorum. Böyle bir paylaşmak istedim sizlerle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani takipçi sayısı artsa bile genelde çok genç bir kitleye hitap etmenin problemlerini yaşıyorum. Hani bir sınav dönemi geliyor, izlenmeler düşüyor, aktiflikler düşüyor. Evet, izlenmelerde şunu düşünmeniz lazım, YouTuberların motivasyonu yani. Hani bununla çalışıyoruz, başka bir beklentimiz yok çünkü izlenme, takip, destek. Bunlar azalmaya başladıkça siz de artık neden bunu ben yapıyorum ki'ye dönüyorsunuz. Hani çok fazla uğraş vermeden acaba daha az sayıda videolarla mı gitsem diyorum. Üretebiliyorum da, görüyorsunuz arkadaşlar, geri doğru baktığınız zaman birçok farklı konsepte, birçok farklı içerik göreceğinize ben eminim. Oynatma listelerinde bile 4-5 tane farklı tip oynatma listem var. Yapabiliyorum ama maalesef yanlış ülke olabilir veya ekonominin el vermemesi olabilir. Korona bile çok vurdu. Oynayamayacaksınız diye herhalde izlememeye başladınız. Ne oldu bilmiyorum. Ben üretmeye devam ettim. Yani hayatımın en zor zamanlarında bile, işim doğum yaptı, çocuğum oldu, koronası ayrı, iş olayı ayrı. Ben hep üretmeye devam ettim. Hani geri dönüp bakabilirsiniz. Videoları aksattığım veya video atmadığım dönem neredeyse yok gibi arkadaşlar. Hep böyle bir video var. Sürekli 3 günde bir, 2 günde bir, bazen işte 10 günde 10 video, 7 günde 7 video. Böyle çok hani çalışkan bir YouTuber oldum. Maalesef ama karşılığını alamadığımı düşünüyorum şu an için. Düşünmeye başladım yani. Hani öyle bir içimde bir bıkkınlık, bir sıkkınlık oluşmaya başladı. Evet, durumlar böyle. Biri demiş AD'nin eski enerjisini özledim. Ben de özledim, inanın. Enerji alamıyorum sizlerden ben. Benim de kaynağım sizsiniz. Eğer benim enerjik olmamı istiyorsanız enerji vermeniz gerekiyor. Genelde bu işler böyle. Bir hedefim kalmadı arkadaşlar, herhalde o sıkıntı. Yani 100.000 olsam yine bir şey değişmeyecek. Geçen yılki durum yine aynı. Belki dünyanın bu koronası, problemi, pandemi ile alakalı da olabilir. Tabii hepinizi etkiliyor, hepimizi etkiliyor. Etkilenmeyecek bir kanal arıyorum herhalde. Bilmiyorum, robotik kodlama bunu getirebilir veya sadece bir ailevi vlog kanalı düşünüyorum. Ben kafamda deli düşünceler. Bunları da çok paylaştım ama spor yapalım. Belim de ağrıyor biraz. O da beni bozuyor. Eskisi gibi sağlıklı olmamak da beni üzüyor. Benim de problemlerim var. Benim de düşüncelerim var. Bilmiyorum gençler. Her an hadi bana eyvallah diyecek bir hisse kapılıyorum yani. En azından uzun bir süre dinlenebilirim. Ya öyle olduktan sonra bir daha başlamak inanın daha zor olur. Ondan korkuyorum bir de. Diyelim ki desem ki yani 2 ay video atmayacağım. Sonra herhalde bir daha hiç atamam gibi hissediyorum. Ara vermek bırakmakla aynı geliyor, öyle söyleyeyim. Oysaki dronları almıştım. Yeni kameralar alacaktım. Birçok plan, program, hedef, proje. Of of. Biraz depresif moda sürükledik herhalde vloga. Her zaman iyi olmuyor ya. Biraz vloglarda dertleşmek, biraz sizlere neler olduğundan haber vermek istiyorum genel itibariyle. Spora gidemiyorum. Herhalde asıl sıkıntı o. Spor, şu sokağa çıkma yasakları beni bitirdi arkadaş. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı, hafta içi de 9'a çektiler. İşten çıkıyorum, spora gidemiyorum. Spor salonları da 7 gibi falan kapatmaya başladı. Herhalde spor yapamamak beni böyle iyice depresifleştirdi. Eski o enerjimi alamıyorum yani. Spor yapamadıktan sonra eve geliyorum, bitmiş halde oluyorum. İşte çocukla birlikte kayınvalideye gidiyoruz. Akşamları kayınvalide oluyor çocuk. Onu alıyorum, eşimi alıyorum. Eve bir geliyorum 8-8.30, pertim çıkmış sabah çünkü 6.30-7'lerde kalkmışım. Gün boyu işteyim, bilgisayarla uğraşmışım. Ya yani editlerimi bile öyle zor yapmaya başladım ki artık böyle, yani dediğim gibi çok değmiyor hissindeyim arkadaşlar. Gerçekten maddi olarak bir getirisi de olmadığı için herhalde artık ne diye ben çabalıyorum ki olmaya başladım. Şu an işte kanalın gelirin büyük kısmı vergiye gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz vergi veriyor YouTuber'lar da. Onun dışında yeni bir aslında ajansla anlaştım. %20 gelirimi o alıyor. %40 vergi, %20 o. Bana %40'ı kalıyor. Ya yani o da bir ayakkabı almaya bile yetmeyen bir gelir olmaya başladı. Onun dışında işte şarkılardan telif yememek için farklı bir yere para veriyorum. Görselleri yaptırmak için farklı bir yere para veriyorum. Ya o kadar masraflı bir yol ki sadece vlog kanalı olsam, hadi atıyorum %30, %40, hani 300, 500, 700 yeter bana ya falan diyebilir belki bazıları ama bir aldığım ayakkabı, yani Air Force 1 dediğiniz, birçoğunuz fake gibi gözüküyor dediğiniz ayakkabı bile 1120 lira, 1170 lira oldu, düşünün ya. Hani böyle saçma sapan bir durumda sürekli cebimden de vermek tabii ki, yani buna para vermek. Üstüne de çok fazla uğraş yapmak herhalde beni böyle artık sıkan, bunaltan şeylerden biri oldu. Dedim yalnız 9 dakikadır da konuşuyormuşum, yuh. Bilmiyorum, editlerle bunu muhtemelen düşürürüm. Hadi sporumuzu yapalım, yeter ya. Çok fazla paylaşmak da iyi gelmeyebiliyor. Hadi bakalım. If you want it, just know I'm
bel antrenmanını yaptık arkadaşlar. Bir yandan da yemek oluyor. Hani ona kadar en azından bel antrenmanını yapayım dedim. 20 dakika daha falan varmış. Hızlı o zaman bir HIIT tarzı bir antrenman yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır canım çekiyor. Hem de kardeşimin yüklediği, Fethi Erdem'in yüklediği HIIT'i yapalım istiyorum. Sizler de takip etmiyorsanız Fethi'yi takip edebilirsiniz. Hemen şöyle açayım. Sizlere de göstermiş olayım. Kanalı bu görüyorsunuz 7 dakikalık bir antrenman paylaşmış. Çok zor değil tam. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu arada günaydın. Bugün sizlerle bir kardiyo paylaşacağız. Zayıflamak istiyoruz. Günümüzde motivasyon kaynağı oluruz. Her iki haftada bir benim değişimimi görmüş olursunuz. Şimdi bir yandan da hareket yapacağım arkadaşlar. Hepsi 20'şer saniye olacak. Arkadaşlar. Benimle birlikte yapmanızı istiyorum. Rica ediyorum sizden. Hadi ricanı kabul ediyoruz. Hadi şu an o zaman diyor durdurun ve rahat bir şeyler giyin üzerinize. Birlikte bir spor yapalım. Yeterince rahat mı? Umarım üzerinize rahat bir şeyler giymişsinizdir. Umarım kaçamak yapmıyorsunuzdur. 3 gün önce çekmiştim abim ayakkabı dayısıyla birlikte. Ama maalesef hareketle ciğerlerim yanmaya başladı ve acayip baş hareketleri yapamadım. Bitiremedim çünkü. Oldu mu? Bana koymayacak bu antrenman Fethi. Davetlerini istiyoruz. Plank. Ayıpsın, plank bizim şeyimiz. İstersen böyle yapalım Fethi. İstersen yürüyelim. İstersen de kalkarız. Nasıl istiyorsan. Bitti mi Fethi? Söylemem lazım. Bitmiş. Oo, dinleniyormuş bile. Şunu yanıma alsam daha da iyi olacak. Yarısına geldik herhalde. Evet. Zorlanmayan arkadaşlarım setleri arttırabilir demiş. Ben arttırabilirdim. Ama zaten çok zamanım yok. Sizler de eğer abone değilseniz Fethi kardeşime abone olabilirsiniz. Yemek öncesi ben de güzel tatlı terlemiş oldum. Bayağıdır spor yapmayanlar için bence güzel bir antrenman olmuş. Ben şimdi bunun üstüne bir iki bir şey daha yapasım var. Bundan sonra güzel bir fırında tavuk yemeğimiz olacak. 8 minutes ABS workout. 8 minutes. Foot to foot crunch. Biliyorsunuzdur bunu yapacağım şimdi. YouTube'da falan da var direkt 8 dakikada bunu yapalım. Yemeğe çağırana kadar vaktimiz var. Saniye recovery var. Bu cidden iyi yoruyor. Boynunuza dikkat edin. Boynunuz ağrabiliyor. Ayrıca videolar için de açıklamaya link bırakacağım. Her iki video Fethi'nin içinde bunun içinde. Yürüp bakabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Eğer evden çıkmıyorsanız bence güzel olacaktır. Kameranın şarjını çok yedik. Şimdiki elveda. 8 minuti tamamlayalım. Tekrar açacağım. Bitti. Ben de bittim. Bayağı yorucu arkadaşlar. Boynum da biraz ağrıdı. Bir de 30 dakikalık, 20 dakikalık bel antrenmanı yapmıştım. Fethi'nin antrenmanı üstünde bu. Bayağı bir. Uf, bittim. Deneyin. Linkleri dediğim gibi bırakıyorum. Oo, karnım marnım. Yarın acısını çok fena hissedeceğim muhtemelen bunun. Hala yemek olmadı. Biraz o zaman dips yapmazsak ayıp olur. Uf, 8 dakikalık bunu diyorum. Her zaman yapsam falan diyorum ama hiçbir zaman öyle her zaman yapılmıyor biliyorsunuz. Oo, bayağı böyle sonlara doğru artık tükenmeye başladım. Tam böyle ciddi yaparsanız etkisini çok iyi hissedeceksiniz. Nefes alışverişlerinize de dikkat ederseniz ne kadar zor olduğunu hissedeceksiniz arkadaşlar. Su. Benim buraya bir tane barfix aleti lazım ya. İyiyim, iyi hissediyorum. Daha yapabilecekmiş gibi. Çok hissetmiyorum ama
böyle bir yeri şişirmekten farklı oluyor bugün. Genelde bu tarz şeyler. Hani basket oynamışsınız gibi bir his oluyor. Genel bir yorgunluk oluyor. Evet. Soğumamızı yapalım. Su içelim. Üstümüzü değiştirelim. Yemeğe geçelim. İyi hissettirdi. Ve bir mutluluk hormonu salgılamışım gibi hissediyorum şu anda. Ah evet. Ekrem. Sen ne yiyorsun? Mercimek köftesi elinde. Köfteler yermiş bu çocuk. Evet. Bizim de arkadaşlar yemeğimiz biraz canınız çekecek ama editlerken dediğim gibi benim canım çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Allah. Sıkıntı yok. Uf be. Öyle lezzetli. Öyle harikaydı ki. Kendimden geçtim yerken gerçekten çok lezzetli ve çok harikaydı. Of, şimdi biraz edit yapmamız gerekecek. Dinlenmek yok. Sürekli go moddayım. Ve daha sonra da ikinci kanalım için de bir içerik, yine bir video çekmem lazım. Onu yapacağım. Galiba bu gecelik bu kadar. Akşam vaktim olursa belki bir film izlemeyi düşünüyorum. Biraz kitap okuyabilirim. Saat şu an 8, 11.30, 12 kadar vaktim var. Öyle. Yoğun hayatımızda bir gün daha bu şekildeydi. Bir yoğun sonra olur mu emin değilim. Yarın da muhtemelen birkaç içerik çekersem onları da ekleyeceğim. Bu şekildeydi. Görüşürüz.